Onurlu gezilere hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugün nerede miyim? Bugün yine çok güzel bir yerdeyim. Dikmen Vadisi'ndeyim. Dikmen Vadisi muhteşem bir yer. 3 etaptan oluşuyor. Ben size 3 etabı da göstereceğim. Muhteşem doğası, binlerce renk, bir sürü ağacıyla size elimden gelen bütün video çekimlerini yapacağım. Evet, şimdi hep birlikte Dikmen Vadisi'ni gezmeye başlıyoruz. Yaklaşık 42 farklı çeşit, çeşitli yapraklı ağaç türü, 20.000 civarında ağaç çeşitliliği ve 1001 renkte çiçeği bir arada burada görebilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel çiçekler var. Parkın ilkbaharda ve sonbahardaki güzelliğini anlatmam mümkün değil herhalde. Muhteşem bir park. Sonbaharda ayrı güzel, ilkbaharda ayrı. Vadisi'ne ulaşım da çok kolay. Ulus'tan, Sığiye'den, Kızılay'dan tek araçla buraya kadar gelebilirsiniz. Zaten merkeze yakın Dikmen'de biliyorsunuz. Dikmen İlker ya da Sinan otobüsleriyle geldiğinizde hemen vadinin önünde inip birazcık yürüme mesafesiyle hemen vadinin içine girebilirsiniz. İşte bu kadar ulaşımı da kolay. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir konumda Dikmen Vadisi. Evet, her parkta olduğu gibi bu parkta da heykelleri sizlere çekmeye çalışıyorum. Burada da inek sağan kadın heykeli var gördüğünüz gibi. Yine muhteşem bir heykel. Bu alanda işte çok güzel ağaçlar ve heykeller var. Bunları da size göstermek istedim. Dikmen ve Ayrancı semtleri arasındaki çukur kesimde konumlanan bu güzel vadi geldiğinizde size eşsiz mutlu duygular yaşatacaktır eminim. Çünkü çok güzel bir yer. Cennetten bir köşe adeta Dikmen Vadisi anlatılmaz yaşanır diyorum. Thank you.
Evet, Pamuk Prenses, Yedi Cüceler ve ben. İşte çocuklar için yapılmış çok güzel bir oyun alanında hep birlikte oynuyoruz. Görüyorsunuz güzelliği. Ben de ellerimi açtım, onlarla birlikte oynuyorum. Nerede vardır böyle güzellik? Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Ben de yuva gibi ağacın içine girdim. Sizlere buradan selam vermek istedim. Evet, ağacın güzelliğini görüyorsunuz. Muhteşem. Yani bu parka gelip çekim yapmasaydım gerçekten çok üzülürdüm. Daha tabii ki bir sürü park var aklımda. Bir sürü mekan var, bir sürü yer var. Sizler için sıraya aldım. Çekmeye çalışacağım. Gücüm yettiğince sizlere bütün o güzelliklerin videosunu çekip sizlerle buluşturacağım. Evet, bu ağacın içindeki güzelliği anlatmam mümkün değil. Hem çok serin, hem çok güzel, hem çok keyifli. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Size atı ve yavrusunu da göstermesem olmazdı. Böyle sarılıp insanın bu güzel yavruyu ve atı sevesi geliyor. Görüyorsunuz çok güzel bir heykel. Söyleyecek çok fazla şey yok. Sadece gösterebilirim, anlatabilirim. Görüyorsunuz güzelliği. İşte ben bu güzellikler içinde sizlere video çekiyorum. Gez gez bitmiyor. Sözcüklerin bittiği yerdeyim.
güzelliği anlatmam mümkün değil. Videolarla da size ne kadar yansıtabilirim bilmiyorum. Gelip görmek lazım. Gerçekten bugün yaşadığım o güzelliği, bu doğadaki rengi, bu doğanın güzelliğini, kuşların cıvıltısını sizlere anlatmam mümkün değil. Evet, en azından elimden geldiğince hissettirmeye çalışıyorum. Gerçekten muhteşem bir an şu an. Dikmen Vadisi Ankara, Çankaya'da yer almaktadır. Dinlenebileceğiniz en güzel yerlerden birisi de Dikmen Vadisi'dir. Buraya mutlaka gelin diyorum. Çok keyif alacaksınız. Çevre düzenlemesi, bol yeşilliği ve bir sürü kuş çeşidiyle muhteşem dinlenebileceğiniz alanlardan birisi de Dikmen Vadisi. Uğramadan gitmeyin derim. Manzaraları gösterebilmek adına her türlü çekimi yapıyoruz. Şimdi de havuzun ortasına geldim. Sizlere güzel bir görüntü vereyim, bu güzelliği göstereyim diye geldim. Havuzun ortasında oturuyorum. Evet, gerçekten suyu dinliyorum. Suyun sesiyle mutlu oluyorum. Ve sizler için en güzel videoları çekmeye çalışıyorum. İşte videomuz devam ediyor. Türü sahip olduğu 3 etabıyla Türkiye'deki eşsiz parklardan biri de Dikmen Vadisi. Muhteşem bir park. Buraya gelirseniz emin olun asla ve asla vakit kaybı olmayacaktır sizin için. Çok beğeneceğiniz, oturup saatlerce dinlenebileceğiniz yerlerden biri. Kuş sesleri, sessizlik, suyun sesi o kadar güzel ki anlatamam size. Evet. Siz de mutlaka bu parka geldiğinizde benim hissettiğim mutluluğu hissedeceksiniz. Her detayı gösterdim. Çok yorulduk. Şimdi biraz dinleneceğiz. Sanıyorum burası da konser alanı. Hemen arkada konser verilecek sahne var. Burada da konser için gelen seyirciler için oturma alanları var. İşte bu konser alanını da size göstermek istedim. Böylece evet, havuzdaki suları sesini dinleyerek konserde dinleyebilirsiniz. Evet, burası da konserin verildiği sahne. Gördüğünüz gibi sular eşliğinde muhteşem bir konser oluyordur.
Evet, size burayı da göstermeden yapamadım. İnişli çıkışlı parkurları ile spor yapmak için gidebileceğiniz vadide ayrıca kondisyon alanları da yer alır. Ekstrem sporlara ilginiz varsa tırmanış duvarını da kullanabilirsiniz. Spor yapmak için mükemmel parklardan birisi de Dikmen Vadisi. Mutlaka gelin spor yapın. Parkın içinde yer alan Türkmenistan Parkı da görülmeye değer yerlerden birisi. O kadar güzel çiçekler var ki içinde. Fosforlu çiçekler, güller, mutlaka görün. Bir videonun daha sonuna geldik. Yine muhteşem bir gezi yaptık. Dikmen Vadisi'nin her yerini sizlere gösterdim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yer Dikmen Vadisi. Videoyu kapatırken abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Lütfen bunları esirgemeyin. Yine başka bir yerde sizlerle mutlaka buluşacağız. Başka bir videoda buluşuncaya kadar sevgiyle kalın. Hoşça kalın.